Merhabalar sevgili İzmir Dair TV izleyicileri. Programımıza tekrar hoş geldiniz. Levent Hocam, Levent Eriş Hocam'la ikinci kez birlikteyiz. Sevgili Hocam hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk sevgili Betim. Nasılsınız görüşmeyeli? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ve sizlerle beraber olmaktan tekrar mutluyum. Sağ görevinizde de başladınız. Evet. Maçlarda devam ediyor. Aynen öyle. Biz geldiğimiz günden bu yana İzmir Spor'la ilgili bütün hayallerimizi ufak ufak yavaş yavaş değiştirmeye, dönüştürmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. İzmir Spor'a geldiğiniz kulübün havası değişti. Herkesin havası, suyu değişti. Tribünlere gelmeye başladılar. Güzel bir hava yakalandı. Peki hocam söylenti duyduk, okuduk bazı yerlerde. Gidiyor musunuz İzmir Spor'dan? Sevgili Metin, evet o konuya şöyle bir açıklık getireyim sizin aracılığınızla bir kez daha. Çünkü sessiz kalmayı tercih ettiğim bir 5-6 gün oldu. Çünkü çok acısıyla dolu olan bir müsabaka oynadık. Bizi gerçekten çok üzen bir müsabakaydı. Hiç hak etmediğimiz, hiç beklemediğimiz, bizi gerçekten sahada tek başına oynadığımız bir müsabakada mağlup bitirmek fazlasıyla, ziyadesiyle çok üzdü. O yüzden de biz de o süreç içerisinde tabii ki ben buraya gelmeden önce de birçok teklifler almıştım. Geldikten sonra da birçok teklifler aldım. Bunlardan hepsinin yönetim kurulumuzunda bilgileri var zaten, haberleri var. Ama biz hep bunların hepsine çok teşekkür ederek kendilerine ben İzmir Spor'da artık çalışmam gerektiğini, İzmir Spor'la ilgili sürdürmem gerektiği bir mücadelenin olduğunu ifade ederek teşekkürlerimi sunmuştum. Ama daha sonra bu hafta içinde çok özellikle benim 1,5 sene görev yaptığım ama cani gönülden çok sevdiğim, saygı duyduğum ve beraber olmaktan duyduğum Elazığlı çok sevdiğim dostlarımın, ki Elazığ'ın bende yeri çok farklıdır. İnsani olarak da milliyetçi taraflarının da bu ülkenin değerlerine çok saygı duyan bir halk olarak da benim için çok farklı yeri olan bir şehirde çalıştım. Çok ekonomik zorluklarla çok mücadele ettiğimiz bir şehirde oldu. Yoklar içerisinde mücadele ettiğimiz bir şehirde oldu. Ama bunların hiçbirine yılmadan biz orada 1,5 sene gibi bir süreç geçirdik. Sağ olsunlar, onlar da bu vefa duygusuyla bizimle ilgili her zaman sevgilerini, saygılarını belirtmişlerdir. Çok istediler gelmemizi ve bu süreçte Elazığ spor takımının tekrar kümede, çünkü bildiğiniz üzere çok zor şartlar altında şu anda ligde, evet, puan sıralamasında gelmemi istediler. Ama ben kendilerine İzmir Spor Yönetim Kurulu'nun ve İzmir Spor'a olan sevdamın, İzmir Spor'la olan yapacaklarımın çok daha yoğun olduğunu ve bu konuda da kendilerine tekrar teşekkürlerimi sundum. Beni bu halde bile, ki iki takım çalıştırmama rağmen, tribünden ancak bir takımı yönetebilmem şartıyla olabilmesine rağmen böyle bir teklifte bulunmaları benim için çok onur vericiydi. Çok teşekkür ettim kendilerine. İzmir Spor Yönetim Kurulu ile oturduk birlikte. Bu süreçte dedim ki onlara, sevgili Başkan Yönetim Kurulumuz, biz dedim şimdi buraya bir uzun vadeli bir plan yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? 3 senelik bir projede biz İzmir Spor takımını profesyonelliklerde göreceğiz mi? Göreceğiz. Göreceksek hep birlikte bu işin altına bir takım garantörleri, biz birbirimize olan inancımızı, güvencimizi müthiş derecede koyup geleceğe dönük planlamaları yapmamız gerekiyor. Bu konuda bize büyük destek veren bir taraftar kitlemiz var. İzmir Spor sevdalıları var diyeyim daha doğrusu. Yaşının genç veya tecrübeli olmasıyla ilgili çok ayrım yapmaksızın söylüyorum onu. İzmir Spor sevdalıları geldikten sonra gördüm ki oldukça sayıları artmış. Hiç ligi, sevdanın ligi olmaz derlermiş ya. Evet. Evet, aynen öyleymiş. Ve İzmir Spor taraftarının sayısı kaybolacağına bana göre artmış. Ve bu artan sayı bir de nesil olarak gençleşmiş. O genç nesil İzmir Spor'un aslında geleceğini çok büyük sahiplenerek devam ediyor. Bal liginde olmasına rağmen, bu durumda olmasına rağmen sahiplenerek devam ediyor. Bu beni çok mutlu etti. Eskilerden 4-5 tane taraftarımızın önderliğinde gayet bir lobi oluşturulmak adına çok büyük bir sevda göstergesi yapıyorlar ve onlardan dolayı da çok mutluyum. Ve biz de yönetim kurulumuza böyle bir karar aldık. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik ve bu saatten sonra da biz beraber bu yolumuzu şampiyonluğa götüresiye kadar yürüme adına bir fikir birliğine vardık.
neticede takdir edersiniz ki ben çok profesyonel bir adamım. Yani tabii. Hayatı profesyonelliklerde geçmiş, futbolculuğu saymazsam 25 yıl teknik adamlık, 24 yıl teknik adamlık bölümünde çalıştırmadığım Türkiye'de Yılmaz Hoca'dan sonra takım kalmadı. Yani herhalde sanırım birinci Yılmaz Hoca'dır. Daha sonra da benim olduğunu düşünüyorum. Sayısı olarak da bu liglerde en fazla maça çıkan adamlardan bir tanesi profesyonel liglerde. Birincilikte en çok takım çalıştıran teknik adamım. Takdir edersiniz ki profesyonel bir hayatım oldu hep. Bu yüzden de ben bazı garantileri, çünkü önümüzdeki senin eğer hedefini, yapılanmasını yapacaksak bir takım anlaşmaları şimdiden gerçekleştirip ve önümüzdeki sene ki gördüğüm, tanıdığım, uzun süredir İzmir Spor takımına müthiş derecede layık olduğunu düşündüğüm ve yukarıya çalışıp getirmek için büyük mücadele veren bir yönetim kurulu gördüm. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. O yüzden de kendilerine sizin aracınızda da çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz inançlılar. Biz oluruz, olmayız, birisi olur, olmaz ama onlar çok inançlılar. Ve böyle bir süreçte de birlikte yürümekten onur duyuyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum hem Elazığ'a hem İzmir Spor Yönetim Kurulu'nun geleceğe dönük planlamasında biz sonuna kadar varız demesine, İzmir Spor Camiası'nın bizim adımıza sahiplenmesine ve hakikaten de bu duyarlılığı göstermesine çok mutluluk duydum, bilmenizi isterim. Hocam işte zaten kulüp sevgisi böyle bir şey. Yani göreve geldiğince de teknik adamlar, yöneticiler, başkanlar böyle olmalı. Mesela Nedim Topaloğlu Başkanlığı'ndaki yönetim kurulu ve Nedim Başkanımız diyebilirdi. Hocam bu olmuyor. Size başarılar diyorum. Tabii ki. Veya de siz de diyebilirsiniz. 2-3 maç bitti. Bu takımdan bir şey olmaz. Bana müsaade, ben gidiyorum diyebilirdiniz. Demediniz. İşte kulüp içinden, altyapısına yetişmek böyle bir şey. Valla sevgili Metin, bize zamanında oyunculuğumuzda da gel dediler, geldik, git dediler, gittik. Biz sizi bu paraya satıyoruz dediler, sattılar. Gel bu para veriyoruz dediler, geldik. Doğal olarak İzmir Spor deyince bizim için akan sular durdu. Hep durdu. Ama ondan sonraki futbol hayatımızda birçok yerlerde ciddi profesyonelliklerle yaşadık. Ha, duygularımız hiç vazgeçti mi? Asla. Bir insanın karakteri neyse 7'sinde de 70'inde de değişmez. O yüzden de ben duygulara, maneviyata çok önem veren bir adamım. Duygularımla hareket eden bir adamım. Akdeniz ırkının insanlarından bir tanesiyim. Evet. Doğal olarak delimiz, kanımız deli akar. Ve doğal olarak maneviyatla hareketler ederiz. Aklımızı bir tarafa koyar ama duygularımızı daha ön plana çıkaran bir adamız. Bu yüzden de İzmir Spor'da yapılacak çok şeylerin olduğunu ifade edince Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, biz de zaten onun için geldik buraya. Biz iki maçlığına eğer gelecek diysek neye geldik? Evet. Yani ne anlamı vardı? O zaman herkes gelirdi. Ne anlamı yani vardı? Işte. Ben iki maçlık olmak üzere gelmedim ama evet. Eğer bir şeyleri yapacaksak çocuklarıma da, yani futbolcu çocuklarıma da gelecekle ilgili bir garantör vermek istiyorum. Çünkü onlar her daim amatör bal liglerinde pamuk ipliğine bağlı bir birliktelik var. Pamuk ipliğine bağlı olan bir birliktelikte yarınlarla ilgili projeler koyamıyorsunuz. Profesyonel liglerde bunu sözleşmelerle bir akit haline getirip gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bal liglerinde bu tamamen sözlerden ibaret, tamamen ikili diyalogdan ve iletişimden ibaret olan bir bağlayıcı unsur oluyor. Bu da tabii ki insanların güvenleriyle ilgili gelgitler yaşamasına neden oluyor. Evet. Oyuncularımızı biz ne yaşanır? Sezon sonuna kadar daha neler geçiririz? Hangi maçları kazanırız? Hangi maçları rakipler kaybeder? Veya biz hangi maçları oynamak zorunda kalırız? Bunların hepsinin altını doldurmak adına bir takım görüşmeler yaptık kendi aramızda. Ve bu görüşmelerin neticesinde şunu kanaate vardık ki biz hep beraber çocuklarımızla yola devam edeceğiz. Biz bu çocuklarla ilgili önümüzdeki sene planlarımızı gerçekleştireceğiz. Allah kısmet ederse birkaç hafta içerisinde hepsine tekrar anlaşıp 6 maç sonra ne getireceğini. Çünkü 6 maç sonra atıyorum play-out'ta oynayabilir misiniz? İşte şampiyonluk müsabakasında oynayabilir misiniz? Bunların hepsini oyunculara bir garantör vermek lazım. Ben kendi adıma bir garantör bulmak zorundayım. Ve bu dolayısıyla yarın ben şunun hep endişesini yaşadım. Evet, harika bir yönetim kurulu var ama eleştirilerden sıkılıp bırakıp giden çok yönetim kurullarında da şahit oldum.
O yüzden hele Bal Ligi'nde bu daha da açık evet. bir şekilde ortada olabilirdi. Ama çok profesyonelce davrandılar. Biz ölümüne varız hocam dediler. Ve biz bu takımı lige çıkarmadan asla kendimize de izin vermiyoruz. Yaşantımıza da müsaade etmiyoruz. Hayallerimizden de vazgeçmiyoruz dediler. Ve o yüzden de çok mutlu oldum. Hep birlikte bu mücadelenin altında tekrar taşın altına gövdemizi sokmak için el ele verdik açıkçası. Hocam kulübe geldiğinizde bir hava yaptınız, bir havayı değiştirdiniz. Tekrar yani denir hasta ayağa kalktı, yürümeye başladı. Bastonu eline aldı. Yakında bastonu da bırakacak. Hı hı. Koşmaya başlayacak. İnşallah. Peki ilgiden memnun musunuz? Ben yönetim... Mülki yönetim anlamında. Çünkü sözünüzü kestim. Diğer başka kulüpler maşallah herkes gidiyor. Deplasmanlar çok soğuk havada bile gidiyorlar. Harika bir... Destekliyorlar, oturuyorlar. Yani, onlar maçı oynamayacak, onlar maçı kazandırmayacak ama... futbolcu çok iyi bilir futbolcunun yapısını. Şeydir, çocuk gibidir. Biraz destekler, birazcık da aferin oğlumla bir yerle gelirler, maçı kazanırlar. Ama İzmir Spor'da bu hava sağlandı mı sizce? Çok teşekkür ederim. Çok, bana göre çok güzel bir konu ortaya attı sevgili Metin. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Benden sonrası tufan demek İzmir Spor'la yakışmayan bir davranış şeklidir. Ben görevdeyken oradayım, görevde değilken bana ne demek hiç de İzmir Spor'luğa yakışan bir davranış şekli değildir. Maalesef yıllarca İzmir Spor takımı Bal Ligi'ne ve ondan öncesinde bir alt kümeye gide gide insanların sorumluluk almaktan kaçtığı bir takım haline dönmüş. Buna da hep beraber ben uzaktan çalıştığım liglerde, çalıştığım dönemlerde takip etme şansı elde ettim. Sizler içinden buralarda çok değerli bir spor adamı olarak gerçekten desteklerinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Her zaman. Ama hiçbir menfaat gözetmeksizin destek verenlerden bir tanesisiniz. Evet. Ve doğal olarak bazı insanlara bakıyorum ki görev içindeyse İzmir Spor'dan büyük yok. Görev dışındaysa İzmir Spor bana ne beni ilgilendirmez dediği bir konumla karşılaştım. Özellikle bu Ali Ağa maçı ile ilgili çok serzenişte bulunmam gereken yerler var. Çok serzenişte bulunmam gereken isimler var. Hiç kimse kusura bakmasın. Daha düne kadar, daha geçmişe kadar çok isimler geldi geçti. Ama İzmir Spor patentini önüne almadan kimsenin tanımayacağı insanlardı bu insanlar. Aynen öyle. İzmir Spor'un ismini almadan kimsenin bilmeyeceği insanlardı bu sıradan vatandaşlardan bir tanesi. Hem de en güzel zamanlarda. Tabii o hem siyasi aldı. Hem siyasi gücü şu anda arkalarına alanlar var. Hem ekonomik anlamda arkasına alanlar ben... var. Hem lobileşme anlamında kendi iş merkezleriyle ilgili isim yapmışlıkları var. Bunları kimi sayesinde yapmışlardı? Geçmişte İzmir Spor'un isminden yararlanarak yapmışlardı. Şimdi bana bu tarihi benden iyi birkaç kişi daha bilir. Bu tarihi 60 yaşında olan birisi olarak en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Geçmişte çalıştığım her yöneticiyle ilgili bilgiye sahibim. Hepsiyle ilgili neler yaptıklarıyla, neler yaşattıklarıyla ilgili belki de ender sahip olanlardan bir tanesiyim. Ben geçen hafta bir Ali Ağa maçı yaşadım. Yönetim kurulum bizi bir kez bırakmadı. Bir kez yalnız bırakmadı. Yemekler, kamplar, birliktelikler, belki de İzmir Spor tarihinin en büyük primi açıklanan, belki de demiyorum, İzmir Spor tarihinin en büyük primini. Bu insanlar daha nasıl destek olabilirlerdi? Benim babamın olduğu hiçbiri. İlk defa burada tanıdım hepsini. İlk defa 1,5 ay önce geldiğimden beri tanıyorum hepsini. Geçmişte 40 yıldır, 45 yıldır tanıdığım, 50 yıldır tanıdığım insanlar var. Ama maalesef o 50 yıldır tanıdığım insanlardan 30 saniyelik video rica etmiştim. 30 saniye. Ben maçtan önce oyuncularıma hep bu motivasyonla ilgili geçmişi hatırlatmak veya bugünü hatırlatmak adına bir takım analizlerin içerisine böyle duygusal anlamdaki yüklemeleri gerçekleştirmekle meşgul olan bir adamım. Ben analize çok inanırım, bilime çok inanırım, teknolojiye çok inanırım. O yüzden de bu anlamda ligin benim için çok önemi yok. Hangi ligde olursa olalım biz görevimizi layıkıyla yapmak, doğru yapmak anlamında mücadelemizi veririz. Bu anlamda 30 saniyelik videoyu bile bize çok görenler oldu. Yani kendilerine telefon açıp da ricadarda bulundum.
Dedim ki işte Sayın Başkanım, ne olur bize bir 30 saniyelik bir video hazırlayın. Ve bu videonun içinde Ali Ağa maçı ile ilgili desteklerinizi verin. Sayın yöneticim, bize 30 saniyelik bir video hazırlayın. Desteklerinizi verin çocuklarımıza. Arkalarında olduğunuzu gösterin. Atıyorum birkaç tane futbolcu arkadaşım, şimdi antrenör olan arkadaşlarım aradım. Hepsine tek tek bunların içinden bazıları verdi. Sizleri aradım. Sizler başta sen koşa olmak koşa. Üzere koşa koşa zevkli, üzerine zevkli. Forma giyerek veren insanlar konumundaydınız. İzmirspor'un yanında olduğunuzu ifade ettiniz. Ve bu konuda yanımızda olmayanları üzülerek yeri ve zamanı geldiğinde ifşa ederim. O yüzden de insanlar İzmirspor'un sadece iyi gününde yanında olmamalı. Kötü günde de yanında olmalı. Kötü gününde de bu şehri, bu takımı terk etmeyenlere canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ama bir Ali Ağa maçında gördük ki Ali Ağa tribününde, protokol tribünde yokları oynayan, 1923'te kurulmuş Türkiye'nin Cumhuriyet tarihiyle birlikte dev olan bir takımı Ali Ağa gibi 100 bin kişilik bir ilçenin takımına protokolde mağlup duruma düşmüş. Yani düşünün, orada bir tane bizi temsil edecek, bizim yanımızda olacak bir tane mülki amir yok. Ali Ağa'da ait sadece bir protokol. Benim başkanlarım, yöneticilerim yer değiştirilecek devamlı Ali Ağa protokol tribünde. Benim oyuncularım ısınmaya çıkarken maytaplar, meşaleler, pet şişeleriyle üzerlerine atılacak. Benim oyuncularım maçtan sonra devre arası bir sürü tarihlere maruz bırakılacak. Ve buna kimse dur demeyecek. Yani kimse kusura bakmasın, İzmirspor tarihini bilmeyenlerin yapacağı davranış şekilleri değil mi? Gereken dersleri biz yönetim kurulumuzda verdik. Kimse bizi hiçbir yerde esir alamaz. Kimse bize İzmirspor'dan daha büyük olduğunu gösterecek, bu mücadelenin içinde yer aldırtamaz. İzmirspor büyüktür. İzmirspor mücadelesini sonuna kadar verir. Ama birilerinin desteğiyle, ama birilerinin desteksizliğiyle. Ben tabii ki mülki amirlerden zaten geldiğim günde sizin stüdyonuzda bir şeyler söylemiştim. Dedim ki İzmirspor tarihini bilmeyen mülki amirler, sizler belki başka şehirlerden gelip bu şehrin mülki amirleri oldunuz. Ama bu şehrin mülki amirleri olurken sadece bu şehirde Göztepe Altay yok. Göztepe Altay yok. Altınordu zaten Sayın Mehmet Özkan'ın büyük mücadelesiyle yürüyen bir camia. Karşıyaka kendine münhasır bir camia. İzmirspor takımı. İzmirspor Buca takımı kendi adına şirketleşmiş bir camia. İzmirspor takımı. İzmirspor takımı koskoca İzmir'in adını alan bir takım. Sizler neredesiniz? Bal liginde olduğu için mi böyle? Hayır. Kimse kusura bakmasın. Yüz binler çıkarız caddelere, sokaklara İzmirspor adına. Değiştireceğimiz çok siyasi şeyler olabilir. O yüzden kimse haddini aşmayacak. İzmirspor takımı için elinden gelen her türlü desteği verecek herkes. Kimseyi tehdit etmiyoruz. Kimseye herhangi bir şekilde bize niye destek olmadınız, biz niye öksüz bırakıldık demiyoruz. Ama herkes gerçeği önüne koyarak İzmirspor takımının bir varlığını bilmeli. Bal ligine düşmesi, amatör kümeye düşmesi, bir üçüncü lige çıkması arasında bir değişim yoktur. Herkes destek olabilecek kadar desteğini. Evet, biz demiyoruz ki Süper Lig'de mücadele eden bir Göztepe ile İzmirspor'un ekonomik şartları aynı olacak. Tabii ki demiyoruz. Tabii ki bir yapılandırma olacaktır. Bu işin uzmanı olan kişiler bu yapılandırmayı niye yapmasınlar? Yapacaklar. Süper Lig'deki harcamalar başka, birinci Lig'deki harcamalar başka. Aşağı indikçe harcanan harcamalar başka. Bir ülkü spor da bir ülkenin tarihidir. Bir İzmir'in tarihidir. Tabii, yani bu kulüpleri ayırt etmek lazım. Yeşilova da bu şehrin bir tarihidir. Yani bu şehirde tarih olmuş takımlar vardır. Bu takımları böyle yok göremezsiniz. O yüzden ben şunu bilmenizi istiyorum ki mülki amirler oturup planlarını yaparken spor adına ki mecburlar. Ali Ağa 10 milyon yeni adıyla 10 milyon para harcıyor. 12 milyon para harcıyor. Ve böyle bir kötü takım kuruyorlar. Kusura bakmasınlar, bana göre kötü. Biz çünkü oynadığımız müsabakada neredeyse futbolun tek hakimi bizdik. Futbol topu sevmedi bizi. Sevmeyince de kazanamıyorsunuz veya kaybetmek adına size yeterli olan puanı alamıyorsunuz. Ama ben oyuncularımla gurur duydum. Maçtan sonra da gurur duydum.
böyle bir rakibi bu kadar büyük paralar harcayarak beklentileri tamamen şampiyonluk üzerine kurulmuş. 2 senedir, 3 senedir büyük ekonomik destekler alarak arkasında belediye başkanının bu kadar yoğun çaba sarf ettiği bir takımın karşısında inanılmaz bir ambiyansta müthiş bir mücadele ortaya koydular. Hepsini cani gönülden kutluyorum. Oyun açısından zerre şu kadarcık üzülmedim. Kaybedilen maça üzüldüm. Evet, benim gibi birçok İzmirsporlu üzüldü. Ama maçtan sonraki yorumlarını okuduğumda sevgili Metin, hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz, bizim için mağlubiyet değil, bizim için gelecek ışığı yakılmıştır. Biz geleceğe bakıyoruz. O yüzden hepinizin arkanızdayız çocuklar demeleri, benim İzmirspor taraftarımın ne kadar duyarlı olduğunu, ne kadar kaliteyi dönüştürdüğünü, ne kadar geliştiğini göstergesiydi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum, bütün maçlara bekliyorum. Tribünlere bekliyorum, tesislere bekliyorum, kulübümü bekliyorum. Hepsi, bu camia onların camiası, bu takım onların takımı. Biz kişilere endeksli yaşayan bir camia değiliz. Evet, hepimiz İzmirspor'un küçücük bir taşını elimizde tutabilirsek, o kulübün yapılanmasına destek verebilirsek, o taşı doğru yere koyabilirsek İzmirspor tarihine büyük bir destek vermiş olacağız. Bundan sonraki süreç içinde hepsinden bu desteği bekliyorum. Tekrar devamını çok fazla getire getire. Hocam şimdi illaki İstanbul takımı tutacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Onlar kendilerini tutuyorlar, seviyorlar, destekliyorlar. Ama İzmirspor'a gelince bir çekiniklik var, bir şey var. Yani ikinci takım, yedek takım gibi. Yani bu bir toplanması lazım. Mesela basketbol maçlarında falanca kurum bütün işçilerin eline bayrak verip gönderiyor tribünlere. Evet, evet. Niye İzmirspor için böyle bir şey yok? Bunu yapacağız. Konak Belediyesi var, Karabağlar Belediyesi var, işçisi var, ailesi var, personeli var. Özendirsinler, maça göndersinler. Bir tribün, Balçova Stadı'nın tribünü çok etkili. Şeydeki Aliye maçında gördük. Her yer pankartlarla dolu yayında. Karşı taraf evler bile görünmüyor pankartlar. Yani önemli şeyler bunlar. İzmirspor'da sağ olsun bizim taraftar temsilcileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani onun dışında kimse bir şey yapmıyor. Kimse belediye yapsın. Niye evet. yapmıyor? Çiçekler koysun. Evet. Yani bir destek olunsun. Bu da bir kamu görevi. Geçen hafta Aliye maçına giderken voleybol kız takımımızın toplanıp bir arada futbol takımımıza verdiği bir mesaj hep beraber. Altyapımızdaki çocuklarımızın oynadığı bir müsabaka sonrası verdiği mesaj. Biz geldiğimiz gün şunu ifade etmeye çalıştık sevgili Metin. Şampiyonluk gökten zembille inmez. Şampiyonluk çok büyük mücadeleler gerektirir. Bir de şampiyonluk şunu gerektirir ki bunu maalesef İzmirspor yönetenler, uzun süredir yönetenlerden şunu unuttuklarını, şunu hiçbir zaman ele almadıklarını söylemek isterim. Geldiğimden beri inşaatçı durumuna düştüm ki bundan büyük onur duyuyorum. Neden inşaatçı durumuna düştüm? Neden tadilat bölümüne girdim? İzmirspor tesislerinde şu anda değişmeyen şey kalmadı. O yüzden de hepsini bana bu imkanı tanıyan yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim ki fiziki şartlar yerine gelmezse şampiyonluk gelmez. Oyuncu önce yatacağı, yiyeceği, istirahat edeceği, çalışacağı yerleri çok iyi görmeli. Çok temiz görmeli. O yüzden de biz oralardan başladığımız fiziki şartlara, tabii ki hep dedim ya işimiz çok zormuş. İşimiz geçmişte çok unutulmuş. Sadece geçmişte küçük olsun benim olsun mantığıyla hareket edenlerin yürüttüğü bir İzmirspor olmuş. İzmirspor'u artık bu küçük olsun benim olsun mantığından çıkaran bir yönetim kurulu ve bizler varız. Hep beraber taraftarlarımızla ve yönetim kurulumuzla birlikte. Bize destek olanlar başımızın üstünde yeri var. Yok mu? Recep Terzioğlu her gün arıyor. İsim vererek söylüyorum. Her gün arayıp ne yapmamız gerekiyorsa orada olalım. Flamalar yaptırıyor. Bir sürü otobüslerimizi giydirtiyor. Onları yaptırtıyor. Yani daha yapabilecek ne varsa yapalım diyor. Onun gibi birkaç tane isim yapılması gereken ne varsa yapalım diyor. Ama ismini İzmirspor'un üzerinden almışlardan daha şu ana kadar en ufacık bir alo biz ne yapabiliriz, nasıl destek verebiliriz diyenler olmadı. Hatta hocam vakti zamanında sevgili Seyit Mehmet Özkan Başkan İzmirspor'a geleyim Altın Ordu'dan önce o günleri çok iyi hatırlıyorum. Ben bu kulüpte ikinci adam olamam, geri konumda düşük kalamam diyenler şimdi piyasada yok. Yoklar demek maalesef ki, yoklar. Demek İzmirspor adını kullanıyorlar, kıskanıyorlar.
Yani bir küslüğünü de anlamıyorum. Madem seviyorsan aile daha içine küslük. Daha küsmüş dağın haberi yok. Yani aile içine küslük mü olur hocam? Yani anne babaya küse, yani bir birkaç gün olabilir de. Ama baba çocuğa küsmüş, çocuk annesine küsmüş. Yok böyle bir dünya. Maalesef. Madem bir aile aileyse nerede onlar? Yok. Hiçbiri yok. O zaman şimdi... Zamanında padişahım sen çok yaşa. Aynen. Zamanı bittikten sonra alas mı aldık arkadaşlar? Diyen evet işleri yoğun olanlar var. İşlerinde çok başarılı olup bir yerlere gidenler var. Hepsine saygı duyuyoruz. Belki de vakit ayıramayacak kadar yoğun oldukları bir tempo da olabilir. Ama küçücük bir telefon, küçücük bir destek belki de İzmir Spor Camiası'nı çok ayağa kaldırabilecek. Bizim onların lobilerine ihtiyacımız var. Bizim onların küçük bir desteğine ihtiyacımız var. Hepsini çok iyi tanıyorum. Hepsini çok iyi biliyorum. İsmen ismen. İzmir Spor Camiası çok büyük bir camiadır. Ama herkesin birbirini bilebileceği kadar da küçük bir camiadır. O yüzden biz kimin ne yapması istediğini bildiğimiz insanların tekrar İzmir Sporluluğunu gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz. Ya bizimlesiniz ya da hiçbir daha sizin burada olmanızla ilgili biz İzmir Sporluyuz deme sözünüze aldanmayacağız. Öyle bir şey yok. Ya varın, varsınız ya da yoksunuz. İki arada bir derede olmaz bu işler. İyi de varız, kötü de yokuz. Yok öyle bir şey. İyi de kötü de evlilikte demiş, hastalıkta da sağlıkta da demiş değil mi? Evet. Şimdi İzmir Spor'da da iyi de kötü de İzmir Sporluk'tan vazgeçmeyen insanların sevdası bitmez. Mutlaka İzmir Spor'u sevdiklerine çok inanıyorum. Ama böyle sevgi olmaz. Ben yoksam hiçbir şey beni ilgilendirmiyor, sevgisi olmaz. Evet, imkanınız varsa, desteğinizi yapabilecekseniz bu takımın arkasında durun ve destek olun. Ben söyleyeceklerim bu konuda çok Ali Ağa maçı ile ilgili çok üzgünüm. Çünkü ben bir hafta boyunca burada çalışırken bir tane eski yöneticinin gelip de eline bir tane baklava, yine söylüyorum, isim vererek söylüyorum, Recep Terzioğlu'nun dışında bir tanesi eline baklava alıp da gelmedi. Yönetim kurulu biz, taraftarlarımız bu kadar. Bu kadar kişilerle biz, futbolcu evlatlarımız bir Ali Ağa maçına müthiş bir mücadele. Bir de Ali Ağa maçına giderken onun altını çizerek söylüyorum. Otelden çıkışımızda 20-25 tane kendi ceplerinden, harçlıklarından son kuruşuna kadar meşaleler alıp bizi otelden gönderen sevgili taraftarlarımıza. Başta Emre olmak üzere, Fatih olmak üzere, Hüseyin olmak üzere o çocukların isimlerini tek tek veriyorum. Lemi de vardı galiba. Lemi olmak üzere hepsi çocukların otelden bizi gönderiş şekillerine ağlayarak meşalelerle gönderme şekillerinde 20-25 kişilik bir ekip. Bayanından erkeğine, orada olanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Anaların ak sütü gibi bize verdikleri desteği biz geri iade etmek isterdik onlara ama maalesef çok talihsiz bir müsabaka yaşadık. Olabilir hocam. Ama müsabakalara endeksli değiliz. Bugün kaybedilen bir müsabaka, yarın bizim için çok daha doğru şeyler yapmamıza neden olabilir. Ben o yüzden gelenlerin hepsine çok büyük teşekkür ederim. Hocam siz de Eşref Paşa'da doğdunuz, ben de Eşref Paşa'da doğdum. Evet. Doğma büyüme İzmir Sporlu. Evet. Ve İzmir Spor'dan vazgeçmem. Sizin sayenizde oynadığınız dönemlerde İzmir Sporlu'muz bir kat daha arttı. Hele o Fenerbahçe'yi yendiğiniz Erdem abinin kaptan olduğu donanma evet. kupası maçı evet. zirve yaptı. Şimdi Megastar Tarkan'ın şarkısında, çok beğenilen şarkısında olduğu gibi bugünlerde geçecek. Geçecek. Hepimiz güzel günler göreceğiz. Evet. İnşallah. Aynen. Biz inanıyoruz. İzmir Spor tarihi büyük başarılarla dolu bir tarihtir. Geleceğe dönük olarak da asla vazgeçmiş değiliz. Zaten vazgeçenler bizden değildir diye. Benim çok, adıma çok bu konuda altını çizerek söylediğim bir söz var. Vazgeçmek yok. Bu mücadelede sonuna kadar devam edeceğiz. O sevgili İzmir Spor'u gerçekten çok sevenlere, kuruşunun son damlasına kadar İzmir Spor'a destek olanlara. Hocam en sonunda şunu söylemek istiyorum. Şahsım adına bir İzmir Spor olarak, Eşref Paşa olarak, bir spor insanı olarak İzmir Spor'dan ayrılmadığınız için, kaldığınız için, yani çekip gitmediğiniz için o kelime kullanılır. Çok teşekkür ederim. Minnettarız. Ben teşekkür ederim. İzmir Spor gene bir 12 yılda mahkum kalırdı amatör küme. Kalmayacak. Kalmayacak. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İkinci programımıza geldiğiniz için minnettarım. Sağ olun. Burada olmaktan da büyük onur. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çekimler yaparız. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Yapacağız. İnşallah. Hep beraber inşallah. Çok teşekkür ederim. İyi günler sevgili seyircilerimiz. Teşekkür ederiz.